Benim adım Mehmet Sacit Arvasi. Nüfusta Arvas'tır. Ama doğru kullanım olduğu için Arvasi diyorum. Erdiş'in Kanzak köyünde Şeyh Nizamettin'in oğluyum. Onun babası Şeyh Ahmet, onun babası Şeyh İbrahim. Onun babası Malabdülgani. Malabdülgani, Gavs-ı Hizani Seyyid Sibuhatullah Arvasi'nin kardeşidir. Bu şekilde biz neslimizi saya saya ta Efendimiz'e kadar, Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Biz 700 yıldan fazladır Kürtlerle beraber yaşıyoruz. Hiç kimse Kürtlerin bize saygı gösterdiği kadar saygı göstermedi. Hiç kimse bizim için Kürtlerin yaptığı fedakarlığı yapmadı. Ehli Beyt'e hiç kimse Kürtlerin sahip çıktığı kadar kimse sahip çıkmadı. İşte maalesef ne yazık ki şimdi size videosunu seyrettireceğim Hestikoj'da, Merdi Goşt Otırşık da maalesef Arvas ailesinin bir ferdidir. Önce bir ne dediğini dinleyin, sonra benim ona söyleyecek iki çift lafım var. Biz kazanmak için bu yola çıkmışız. Kayyum atanmak için değil. Eğer ben kayyum atanmak için düşünseydim, ben o zaman bu kadar çalışmazdım. Bunu söyleyeyim samimiyetle, ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Guru Hestikoju, burada diyorsun ki kayyım olmayacağım diyorsun. Ama bizzat senin avukatın başvuruyor. Sen utanmıyor musun? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? Gerçi onuru olan, haysiyeti olan, arı olan, utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz. Ama bu AKP münafıklığı sende bunların hepsini kaldırdı. Kürtlerin bir böcek, bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun. Sende şunu söyleyebilecek bir yürek yok muydu? Şunu diyemez miydin? Burada söylediğin gibi ben kayyım olmayacağım. Benim önüme konulmuş olan bu yalı yalamayacağım diyemez miydin? Goru zikke vehinde bir çiye. Goru hırsa vehinde mezine. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz edecekti. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz etmek mecburiyetindedir. İtiraz ettiği zaman bu adam asker yiyecek, kanlarını dökecek. Sen Kürtlerin kanlarının dökülmesi üzerine nasıl bir hesap yaparsın? Nasıl böyle bir şeye alet olursun? Ve biliyorsun, eğer sessiz kalsalar Kürtlerin diğer bütün yerlerine kayyım atacaklar. Sen bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık, hem de Kürtlere karşı bu kadar haysiyetsizce bir kumpasın içerisinde nasıl yer alabildin? Goro Hestikojo, Goro senden utanıyorum. Goro millet iradesine sahip çıkmak mecburiyetinde. Sokağa çıkacaklarsa bu adam öldürecek onları. Bu kanın her damlası senin elindedir. Sen buna onurlu bir davranış gösterip ben bunu kabul etmeyeceğim diyebilirdin. Demedin, bu kanın her damlası senin elinde olacak. Koru, bu alçak dalet olmayacaktınız. Arkanıza takmış olduğunuz Arvasi o ismiyle siz bu alçaklığın objesi olmayacaktınız. Goru Hestikoju, sen Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın yarın? Ama sen dolaşırsın. Onur yok, haysiyet yok, vefa yok, insanlık yok, vicdanlık yok. Varsa yoksa makam, mansıp, para. Goru Hestikoju, sen Kürtlerin kanı üzerinde Karun olsan ne olur, reis olsan ne olur. Yazıklar olsun sana. Eğer varsa orada Arvasi büyükleri senin bu Hestikojluğuna ses çıkarmıyorlarsa onlara da yazıklar olsun, onlara da yuh olsun.